Evet, Seda aslında piyasalara genel olarak baktığımızda pozitif bir görünüm devam ediyor. Son günlerde belki biraz daha böyle bir kâr realizasyonu son 4 gündür ön planda olabilir. Ama genel trend halen yukarı. Burada biraz düzeltmeyi yaşıyoruz kısa vadede. Ya bu tarz düzeltmelere hazırlıklı olmakta fayda var her zaman için. Bazen genel olarak yani hisseler kısa sürede çok hızlı yükseldiği zaman bunların bir kâr realizasyonu oluşuyor. Şimdi burada bazen bazı şeyleri karıştırmamamız lazım. Bazı hisselerde kâr realizasyonları oluşuyor. Bazı hisselerde ise bu kâr realizasyonları oluşurken de aslında trendi daha da kötüleşiyor. Yani bizim yatırımcılarımız bu ayrımı yapmakta biraz zorlanıyor. Kötü olan hisse aslında daha kötü oluyor. İyi olan hisseler ise bu arada bir düzeltmesini yapıyor. Sonra iyi olan hisse tekrar yukarı yönlü bir trende devam ediyor. Ama kötü olan hisse maalesef bize ciddi anlamda zaman kaybettiriyor. Mesela bugün bir değişiklik daha yapacağız bugünkü yayınımızda. Yani şimdi bilançolar, 12 aylık bilançolar geldi. 3 aylık bilançolar geliyor. Doğru. Tabii önümüzde çok fazla açıklanacak hisse var. Özellikle de Haziran ayının ilk 2 haftası çok yoğun geçecek. Yanılmıyorsam ayın 20'sine kadar. Fakat bu arada da tabii biz bir yandan da bilançosu iyi gelebilecek hisseleri bulmaya çalışıyoruz. Ama burada işimiz gerçekten biraz zor. Daha önceki zamanlarda olduğu gibi şu kadar gelebilecek diyemiyoruz maalesef. Yani dikkat edin, yani burada fiyat vermek, yani daha doğrusu şu kadar kar getirecek demek gittikçe güç hale geldi. Sadece biz 12 aylık bilançolarda şu anda bakıyoruz. Yani biraz da mantık yürütmeye çalışıyoruz. Hangi şirketin bilançosu, borçluluk, stok vesaire, bütün parasal pozisyonları, net borçları, bunların hepsini böyle masaya yatırıyoruz. Fakat bu kalemlerde özellikle de enflasyon muhasebesinin artık uygulanmaya başladığı dönemde, şimdi 12 aylıklarda hangi enflasyon muhasebesi hangi kaleme nasıl etki etmiş? Hangi kalemler üzerinde daha anlamlı bir sonuç çıkartmış? Mesela nakdi olanla borcu olan arasında neler olmuş? Yani biz bunları detaylı bir şekilde inceliyoruz. Ve bu noktada mesela nakdi olan üzerinde mesela enflasyon muhasebesinin etkisi negatif olabiliyor. Ama borçlu olan bir şirket üzerinde tam tersi bir etki yaratabiliyor. Stok durumu yüksek olan şirketlerde mesela çok daha farklı bir etki yaratıyor, pozitif bir etki yaratıyor. Ve burada kurumların da yatırımcıların da kafası çok karışık bir durumda. Şimdi böyle durumda açıkçası işte biz bu algoritma içerisinde, bu sistem içerisinde şimdi az çok 12 aylıklarda enflasyon muhasebesinin nasıl işlediğini biraz daha çözmeye çalıştık diyelim. Bunu şimdi 3 aylık bilançolarda da nasıl bir etki yaratabilecek? 12 aylıkta mesela beğendiğimiz hisselerin pozitif mi etkilenecek, daha kötü mü etkilenecek? Şimdi bunların detaylandırmaya çalışıyoruz açıkçası. İşte burada işimiz çok zor derken bunu kastettim. Ama tabii bizim böyle bir karmaşa içerisinde bazen cımbızla böyle
bir tane içinden çıkarttığımız joker, favori bir hissemiz bir şekilde oluyor. Dikkatimizi çekiyor. Öyle söyleyeyim. O yüzden senin söylediğin yayının başında bu yıl için bizim için en sürpriz hisse, en dikkat çekici ve bilançosunda bizi sene sonuna kadar gerçekten sürprizlerle karşılaşabilme ihtimalimiz olan hisseler karşımıza çıkıyor. Ama bugün bir tanesi benim ekstradan çok dikkatimi çekiyor. Ona biraz değineceğim. Bir de şimdi artık her yayında yani şimdi 3 aylıklar da geliyor. Hangi sektörleri daha ön plana çıkarmamız gerektiğini, hangi hisseler burada biraz daha dikkat çekecek, bunları biraz daha üzerinde durmayı planlıyorum. Ve hani geçtiğimiz haftalarda hep seninle diyorduk ya, şimdi iyi olmasını beklediğimiz hisseleri hep sayıyoruz ama iyi olma ihtimali çok düşük. Ya Evet, bu minimum hafta seviyede dediğimiz şeyi olan, yapabiliriz. evet, yani yapsak mı yapmasak, ben sürekli her programda böyle yani Şöyle yapalım kararsız İsmail Bey ama. kalıyorum. Şimdi yapalım, ama şöyle yapalım. Nasıl yapalım? Bu tabloyu çok geniş tutmayacağım şu anda. Bize Tamam. bakalım nasıl bir tepki alacağız. Ben mümkün olduğunca böyle sınırlı hisseler dikkatimi çekti. Yani o çalışmalarda, tabii bunun içinde hem bilanço var, hem teknik, hem birçok bilgiyi mixleyip burada gerçekten kimsenin üzerinde durmadığı, yani operasyon yapılmış ama şu anda başlama ihtimali çok zor. Belki zaman kazanabilir, belki tepki olabilir, ama bir trendi başlatabilecek bir gücü olmayan. Şimdi biz hep nasıl diyoruz? Trendi devam edecek hisseler hep sayıyorduk, değil mi? Şu ise artık bizi şu anda önümüzdeki aylarda zor durumda bırakmayacak. Bilanço olsun, trend olsun, para girişi olsun. Ama mesela burada tam tersi, para çıkışı olan daha önce çıkmış. Şimdi beklersek aslında farkında olmadan bize zaman kaybettirecek hisseler çok Doğru. var. Yani o kadar çok gözüme çarpıyor ki çok da böyle yanlış anlaşılmak da istemiyoruz, ama o hisselerde de zaman kaybetmemek gerekiyor. Sonuçta biz de bir yatırımcı gözüyle bakıyoruz buraya. Şimdi Elbette. olma ihtimali zayıf olan bir şeyin farkında olmadan bekleme durumu da olabilir. Yani biz taşıyıcı da olabiliriz. Birilerinin yani değirmenine su taşımış da olabiliriz. Yani farkında olmadan hisse 1'e 5, 1'e 10 yapmış, fakat artık dağıtım süreci başlamış. Yani o oraya da takılmış olabilir. Bilançosu kötü olmuş olabilir. Artık bir düşüş trendi halen devam ediyor olabilir. Çünkü sen ne dedim yayının başında? Endeks 11 bin lira geldi ama bazı hisseler 5 bin, 6 bin, 7 bin endekste seviyelerinde. Doğru. Yani gerçekten ne yapsanız kurtuluşunuz yok. Yani oraya o hissede beklediğiniz zaman hem zaman kaybedeceksiniz, hem paranız olduğu yerde duracak, hem para kaybı, yani geriye de geleceksiniz. Yani her şey içinde ve sürekli bir umut içerisinde oluyorsunuz. Benim isteme sıra gelir mi? Bakın şimdi biz burada en azından tecrübelerimizle bazı hisselere sıra gelme ihtimalinin hiç olmadığını biliyoruz, görüyoruz en azından. Hem bilançolardan, hem de fiyat hareketlerinden, volatiliteden, yani oradaki para çıkışı vesaire birçok göstergeyi takip ederek aslında boşa bekleme ihtimalimizin
yüksek olduğu. Boşu boşuna bekliyoruz aslında. Şimdi biraz bu hisselere dikkatimi çeken bu tarz hisseler. Ha, şöyle bir şey de var. Şimdi bu hisselerde tekrar önümüzdeki süreçte belki bir ay, belki 3 ay sonra bir trend başlayabilir. Ama şu an için en azından umut ışığı çok zayıf olan hisseler. Şimdi hazır trendi olan, yükselmeye devam edecek olan hisseler varken yani şimdi o tarz hisseleri mümkün olduğunca ben böyle 60 günlük ortalamanın altında, 200 günlük özellikle ağırlıklı olarak 200 günlük ortalamanın altında olan, tabi bilançosunu da bildiğimiz ya da orada bir operasyon olup olmadığı, yani orada bilançonun kötü gelmesinden dolayı mesela satışlar vardır. Bunun gibi bunları biz takip ediyoruz her gün akşama kadar. Şimdi boşu boşuna kürek çekeceğimiz tahtalar çok fazla var. Şimdi bunların bir kısmını söylemeye çalışacağım. Dikkatimi çekenler ama tabii bunun yanında da beğendiğimiz, bilançosunu iyi beklediğimiz ve bu karmaşık ortamda 11 bine gelen bir ortamda endeks olarak, fakat birçok hissenin 6-7 bin endekslerde olduğu bir ortamda sıyrılıp yükselmeye devam edecek hisseleri de konuşmaya devam edeceğiz.